كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Allah Celle Celaluhu Hud suresinin 113. ayetinde buyuruyor. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Azıcık da olsa, bak azıcık da olsa, çok küçücük de olsa kafirlere meyil etmeyin. Azıcık da olsa kafirlere benzemeyin. Yoksa ateş size, yani cehennem ateşi dokunur. Bak. Azıcık meyledersen diyor Allah Celle Celaluhu, o cehennemin ateşi sana dokunur. O cehennemin ateşi sana dokunma meselesi ne biliyor musun? O sana dokunduğunda zaten kül olursun. Allah Celle Celaluhu diyor ki bak, azıcık dahi meylesen seni o ateşe tattırırım. O ateşten tadarsın. Azıcık da olsa meyletmek ne demek abi? Yine baştan alayım mı abi, sil baştan? He? O üzerindeki kot pantolon kardeş. O üstündeki dar gömlek kardeşim. O Amerikan tıraşı kardeşim. Bak ben bugün bir şey duydum. Hepinize söylüyorum. Size, çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize, dostunuza, akrabanıza, özellikle erkeklere söylüyorum. Saçlarınızı ya kısa kestirin, ya kısa kestirin ya da uzatın. Bakın, ortası işte yanları kısaltayım, üstleri uzatayım ya da üstleri kısaltayım, yanları uzatayım. En büyük günahlardan biri. Hazreti Ebubekir'e bir tane çocuk getiriyorlar. Çocuk saçları yanlardan kısaltmışlar, üstlerden uzatmışlar. Hazreti Ebubekir dedi ki, bu çocuğun hani, bu çocuğu öldürseydiniz daha iyiydi. Tıraş ya, saç tıraşı. Mecusi geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bıyıklar upuzun, kapatmış böyle dudakları, sakallar yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, senin bu halin ne, bu kılığın ne? Dedi, sana bunu kim emretti? O mecusi dedi ki, bana böyle yapmamı benim Rabbim emretti. Senin Rabbin kim dedi? Dedi, benim Rabbim Kisra. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, benim Rabbim de bıyıkları kısaltmamı, sakalları uzatmamı emretti. Azıcık da olsa kafirlere benzemeyin. Azıcık da olsa kafirlere meyil etmeyin. Yoksa cehennem ateşi sizi yakar diyor Allah Celle Celaluhu. Bu işin şakası yok arkadaşım ya. Her sohbette söylüyorum ama bıkmıyorum. Ama siz de bıkmıyorsunuz giymekten. O kotları, o dar gömlekleri, o takkesiz gezmeler, o cübbesiz namaz kılmalar, o takkesiz namaz kılmalar, sarıksız namaz kılmalar. Nereye kadar? Nereye gidecek bu iş sonu, nereye kadar kardeşim? Ölüm geldiği zaman mı aklımız başımıza gelecek? Ya hakikaten ya. Keşke taksaydım ya. Geçti. Bir daha söylüyorum. Bir Subhanallah. Bakın. Şu anda ne güzel söylüyoruz değil mi? Bak Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kabirde diyecek ki, Allah'ım beni dünyaya gönder, bir tane Subhanallah diyeyim bak. Bir tane. Bir kere Subhanallah diyeyim. Bak kotu değiştireyim, şalvar giyeyim, cübbe giyeyim, sarık sarın değil ha. Subhanallah. Kaç saniye? 2 saniye. 2 saniyeyle beni yeryüzüne gönder, bir kere Subhanallah diyeyim, geri ineyim. Bitti. Kapılar kapandı. Allah Celle Celaluhu sana ömrü verdi, akıl verdi, fikir verdi. Sana ışık tutacak hocalar verdi, alimler verdi, şeyhler verdi, davetçiler verdi, tebliğciler verdi. Yok abicim. Hoppala paşam, mal kara keşan. Yok abi, biz istemiyoruz. Biz ne istiyoruz? Biz yanmak istiyoruz ya. Biz kaşınıyoruz. Allah'ım ben kaşınıyorum. Ben cennete gitmek istemiyorum. Beni at cehennemine ya. Bakın şöyle bir şey de var. Tamam, Allah oldu mahşerde bizi affetti. İnşallah hepimiz günahkarız. Ama bu işin kabri var kardeşim. Bu işin bir de mahşere kadar gidişi var. O kabirde azap var. O azabı tadacaksın iliğine kemiğine kadar. Neden basit şeyler için yanasın kardeşim ya? Neden ya? Ufak tefek şeyler ya. Her zaman söylüyoruz. Şimdi bununla alakalı. Yani bu konuya değinmem lazım. Bir kardeş bana bununla alakalı geldi. Dedi ki, Baby Shower diye bir şey çıkmış. Baby Shower. Duydunuz mu arkadaşlar? Duymadınız. İngilizce söylediğim için duymadınız. Bebek cinsiyeti belirleme partisi. Bak. Medeniyete bak.
Bebek cinsiyeti belirleme partisi. Birkaç tane video izledim bilgi amaçlı. İki tane balon şişiriyorlar. Bir tanesi kırmızı, bir tanesi şey, bir tanesi pembe, bir tanesi mavi. İşte böyle tek tek patlatıyorlar. İçinden ne çıkarsa, işte mavi çıkarsa çocuğun cinsiyeti erkek. Her neyse, pembeden çıkarsa kız. Nereden gelme bu? Kimin icadı bu? Amerika'nın. Gavurların icadı. Müslümanlıkta böyle bir şey var mı ya? Ama o ahvalleri görseniz. O videolardaki o rezillikler. Kaç kişi gelmiş, dolmuş, evin her yerini süslemişler. O kadar masraf. Abartmıyorum bak, abartmıyorum. En az 2000-3000 liralık masraf. Sadece çocuğun cinsiyeti belli oldu. Ne yapıyoruz? Parti yapıyoruz abicim. Çocuğun cinsiyeti belli oldu diye adamlar parti yapıyor. Milyarları harcıyorlar. Ama iş Allah rızası için olunca, iş hayır işi olunca, iş 5 kuruş bir sadaka verin. Bir hayır işi var kardeşim. Yok abi. Abi mescit var, açılacak ihtiyaçlar var. Babacım faturayı ödeyemedik ya. Ha? Bak doğalgaz duruyor, elektrik duruyor, okullar açıldı, çocuğun masrafı var. Ama iş bebek cinsiyeti belirleme partisine gelince abi hiç masraftan kaçınmıyoruz. Niye? Haram işlere, günah işlere harcayacak paramız çok ama Allah için harcayacak 5 kuruşumuz yok. Sıkıntı burada. Yani şimdi yeni gelen kardeşler için söyleyeyim. Yeni trend olmuş. Allah selamet versin. Bebek cinsiyeti belirleme partisi her neyse. İşte kızsa pembe, erkekse mavi, balon şişiriyorlar. Patlatınca ne çıkıyor? Erkek. Kutluyorlar. Kim yaptı bunu? Gavurlar. Ayetimizi okuyalım yeni gelen kardeşlerimiz için. Estağfirullah, bismillah. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Azıcık da olsa kafirlere meyletmeyin. Bak azıcık da olsa kafirlere benzemeyin. Yoksa cehennem ateşi size dokunur. Cehennem ateşi sizi yakar. Allah Celle Celle diyor kardeşim, ben demiyorum. Kur'an'da diyor. Biz kılığımızla, kıyafetimizle bugün kime benziyoruz? Herkes aynayı alsın, karşısına koysun, baksın. Ben bugün Allah'ın Resulüne mi benziyorum, yoksa Amerika'nın George'una mı benziyorum? Biz bugün sakal bırakarak Allah Resulüne benzeriz. Biz bugün tıraş olarak alemlerin efendisine benzeyemeyiz arkadaş. 2 2 daha 4 ise bunlar hakiki şeyler. Kimseye benzemeyeceğiz.